Merhaba gençler kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle kurma yayınları fenomen A serisi birinci ünite test 15'te dersimize devam ediyoruz. Gençler birinci sorumuza dersimize başlamadan önce kanalıma abone olur ve videoları beğenirseniz çok sevinirim. Evet arkadaşlar hazırsak ilk sorumuza dersimize başlayalım. Gençler bir e, simetri aynasında biliyorsunuz arkadaşlar cismin kendisiyle görüntüsü arasındaki uzaklık birbirine eşittir gençler yani aynaya eşittir demiştik. Artışık iki sayı arasının bir birim olduğu aşağıdaki sayı doğrusunda eksi iki tam sayısının bulunduğu noktaya piyon artı bir sayısının bulunduğu noktaya simetri aynası yerleştirilmiştir. Buna göre piyonun bulunduğu piyon, piyonun bulunduğu noktada noktadaki sayı taban Görüntüsünün bulunduğu noktadaki sayı üst olarak yazılan üstü ifadenin değeri aşağıdakilerden hangisine eşittir diye soruyor. Büyük gençler piyonu eksi 2 noktasında simetri aynası artı 1 noktasında. 1, 2, 3 birim arada mesafe var. O halde görüntü gençler şunu birazcık daha uzatacak olursam. 1, 2, 3 birim yani 4'e gelmesi gerekiyor. O halde. Piyon eksi 2'de görüntü gençler şuraya görüntü yazalım. 4 noktasında bulunuyor yani eksi 2 üzeri 4 olarak düşünürsek 4 gençler burada çift sayı olduğu için tabandaki eksi artıya döner. 2'nin 4. kuvveti 16 olur diyoruz. Artı 16 cevabını c şıkkında doğru yanıtı olarak işaretliyoruz. Evet sevgili gençler devam edelim. ikinci sorumuza geçelim. Artışki iki tam sayı arasının bir birim olduğu aşağıdaki sayı doğrusunda eksi bir tam sayısının bulunduğu noktaya piyon artı bir tam sayısının bulunduğu noktaya simetri aynası yerleştirilmiştir. Piyonun piyon ok yönünde sola doğru dört birim simetri aynası ok yönünde sola doğru iki birim hareket ettirdikten sonra gençler piyonun bulunduğu noktadaki sayı taban piyonun görüntüsünün bulunduğu noktadaki sayı üst olarak veriliyor gençler. Bu şekilde elde edilen üst ifadenin yerini istiyor. Gençler şu andaki eksi 1 noktasını 4 birim sola getireceğim. Yani eksi 1'den 4'ü çıkaracağız diye düşünürsek gençler. Eksi 5'e gelir piyonun kendisi. Böyle eksi 2, eksi 3, eksi 4, eksi 5'e gelecek piyon. Şimdi aynada 2 birim sola gelecek gençler. O halde 2 birim sola gelirsek. 1, 2 evet, ne olur arkadaşlar? Burada da eksi 1 noktasına gelir aynanın kendisi. Peki görüntüye baktığımız zaman 1, 2, 3, 4 birim var piyonla aynı arasında. Şuralar sayıları tamamlarsak. 1, 2, 3, 4 birim. O halde görüntü 3 noktasına gelecek diyoruz. Son durumda gençler piyon eksi 5'te görüntü 3 noktasında. Oluşacak sayı eksi 5 üzeri 3'tür. 3 üç gençler tek sayı olduğu için eksi kalacak. 5'in 3. kuvveti 3 tane 5'i çarparsak 125 olur. Eksi 125 de sorumuzun doğru yanıtıdır diyorum. Ve B seçeneğini doğru yanıtı olarak işaretliyorum. Evet devam edelim. 3. soruya geçelim. Şekil 1'de açılım verilen küpün karşılıklı yüzündeki tam sayıların toplamı eksi 2 olacak şekilde her bir yüzüne birer tane tam sayı yazılacaktır. Buna göre bu küpün karşılıklı yüzlerinde bulunan tam sayılardan küçük olan taban, büyük olan sayıda üst olacak şekilde üstü ifadelerden birinin değeri aşağıdakilerden hangisi olamaz şeklinde soruyor. Gençler artı 2'nin karşısındaki yüz gençler burasıdır. O halde ben artı 2'yi ne ile toplarsam eksi 2 olur diye düşünebilirim. Veya toplamdan yani eksi 2'den Artı 2'yi çıkaracak olursak gençler artı ile eksi eksi olur. Eksi 2 iki, eksi 2'den karşısında eksi 4 yazması gerekir diyoruz. E aynı şekilde bakın bu sayıyla evet arkadaşlar burada eksi 5 denk gelecek. O halde ben yine eksi 2 yani toplamdan eksi 5'i çıkaracak olursam evet buraya gelmesi gereken sayı eksi eksi yan yana geldi. Eksi 2 artı 5'ten artı 3 sayısı gelmesi gerekir. Buraya diyelim e son olarak gençler eksi 3 ile bakın buradaki sayı toplayarak eksi 2 buldum. Yani eksi 2'den eksi 3'ü çıkaracak olursak gençler yine eksi eksi yan yana gelince eksi 2 artı 3'e döndüm. Bakın buradaki sayımız artı 1 olması gerekiyor. Yani karşılıklı yüzlerdeki sayılarda gençler küçük olanlar tabandı. Yani 2 ile eksi 4'e baktığım zaman eksi 4 taban 2 kuvvet oldu. Eksi 4'ün ikinci kuvveti artı 16. Evet, D seçeneği elde edildi. Evet 3 ile eksi 5'e bakıyorum. Eksi 5 taban. 3 kuvvet. Eksi 5'in 3. kuvveti eksi 125. A seçeneği elde edildi. Evet 1 ile eksi 3'e bakıyorum gençler. Eksi 3 küçük olduğu için taban. 1 kuvvet. Eksi 3'ün birinci kuvveti. Eksi 3 B seçeneğini elde ettik. O halde C şıkkı burada elde edilemez diyoruz ve sorumuzun doğru yanıtıdır diyelim. Evet dördüncü soruya geçiyorum. Yine şekil 1'de açının verilen küpün karşılıklı yüzlerindeki tam sayıların toplamı artı 1 olacak şekilde her bir yüzüne bir tam sayı yazılacaktır. Ona göre bu küpün karşılıklı yüzlerinde bulunan tam sayılardan küçük olan taban büyük olan tam sayı üst olarak veriliyor şekilde yazılacak şekilde üstü ifadelerin değerleri toplamı kaçtır? Gençler toplamları artı 1 olacağına göre eksi 2'nin karşısındaki buradaki sayı bulmak için toplamdan yani 1'den eksi 2'yi çıkarmam gerekir. Eksi eksi yan yana gelince artıya döndü. 1 artı 2'den e, buradaki sayımız 3 olacak. Elde edeceğim üstü ifade gençler. Eksi 2 küçük olduğu için eksi 2'nin 3. kuvvetinden 3 tek sayıdır gençler. O halde eksi kalır. 2'nin 3. kuvveti de eksi 8'dir. Eksi 3 ile gençler bakın buradaki sayının toplamı. Evet. Artı 1 olacak yine 1'den. Eksi 3'ü çıkaracak olursam. Eksi eksi yayına geldi. 1 artı 3'ten 4 olur. Bakın buraya 4 yazıyorum. O halde eksi 3 taban. 4 kuvvet. E 4 çift olduğu için taban artıya döndü. 3'ün 4. kuvveti 81 sayısı elde edilir. Evet. Eksi 1 ile gençler buradaki sayı toplayarak artı 1 elde edeceğim. Hadi yine birden eksi 1'i çıkarıyorum. Eksi eksi yan yana geldi. Artıya dön diyorum. 1 bir artı 1'den 2 sayısı olması gerekir. Bakın artı 2 buraya gelecek. Bunu da eksi 1 üzeri 2 olarak yazarsam bunun değeri de artı 1'dir gençler. Toplamlarına baktığımız zaman 81 artı 1 artı eksi 8 81 ile 1 toplarsam 82 artı, artı eksi 8'den 82 ile eksi 8 toplarsak 74 olur. Sorumuzun yanıtı B seçeneği doğru yanıt olur diyoruz. Evet devam edelim gençler. Beşinci sorumuza geçelim. Aşağıda eş karesel bölgelerden oluşan iki farklı kart verilmiştir. İkra ikinci kartı birinci kartın üzerine kenarları çakışacak biçimde koymuştur. Bu durumda birinci karttaki Birinci kart üzerindeki üstü ifadelerden sadece iki tanesi görünebildiğine göre. Gençler i̇şte bakın buradaki ortadaki sayı ve bu köşelerdeki sayılar gözüküyor gençler. Bu köşedeki sayı gözükür. E bu üstü ifadenin değerlerin toplamı aşağıdakilerden hangisi olamaz diye soruyor. Şimdi gençler bu kartı aynen yerleştirsem. Bakın bu ortadaki sayı her zaman gözükecek gençler. O halde eksi 3'ün ikinci kuvveti parantez olmadığı için eksi kalır. 3'ün ikinci kuvveti 9'dur. Eksi 9 olur buradaki sayımızın değeri. Şimdi aynen yerleştirirsem. Bakın köşedeki sayı gözüküyor. halde ilk durumda gençler eksi 6'nın karesi. Evet karenin içerisinde parantez gençler 2 var. Bakın 2 sadece 6'nın üzerinde eksi kalacak. Eksi 6'nın karesi 36. İkisini toplayacak olursak. Eksi 9 artı 36'dan eksi 36'dan eksi 45 sayısı elde edilir ilk durumda. A seçeneği elde edildi. Gerçekten ortadaki sayı her zaman gözükecek. Yani eksi 9 bizim için her zaman gözüken sayı. Şimdi kartımızı döndürerek gösterirsek. Bakın eksi 2'nin karesi ile birleşir. O halde eksi 2'nin karesi parantezin dışında olduğu için artı 4 olur. Burada da eksi 9 ile artı 4'ü toplarsam eksi 5 sayısı elde edilir diyoruz. ve cevaplarda eksi 5'imiz yok. Yine gençler bu kartı döndürdüğümüz zaman eksi 5'in birinci kuvveti. Eksi 5 olur. Ortadaki sayı her zaman gözükecek dedik. Eksi 9 ile eksi 5'i toplarsam toplamları eksi 14 olur diyelim. Eksi 14'ü C şıkkında görüyorum. Son olarak gençler 0 üzeri 3 ile de birleşebilir. Bu da 0'a eşittir. O halde eksi 9 ile 0'ı toplarsam eksi 9 elde edilir diyoruz. Demek ki deniz dışı artı 27 elde edilemez deriz. Evet, devam edelim. Altıncı soruya geçelim. Aşağıda eş karesel bölgelerden oluşan iki farklı kart verilmiştir. Kenan ikinci kartı birinci kartın üzerindeki kenarları şakıcacık biçimde koymuştur. Bu durumda birinci kartta birinci kart üzerindeki üstte ifadelerin sadece iki tanesi görünebildiğine göre gençler sadece iki tanesi bakın Buradaki iki sayı gözükebilir sadece. Bu iki üstü ifadenin değerlerinin toplamı aşağıdakilerden hangisi olamaz diye soruyor. Arkadaşlar bakın ben bu şekli şöyle döndürerek koyarsam Arkadaşlar bakın burada gözükecek sayılar. Eksi 3 üzeri 4 ile eksi 1 üzeri 7'dir. Evet. Bunu öncelik gibi göstereyim. Eksi 3'ün 4. kuvveti Evet bu artı 81'dir. Eksi 1'in 7. kuvveti bu da eksi 1'dir gençler. İkisini toplarsak 80 olur. E 80 sayısını elde ettim. E işte bu kartı şöyle farklı bir renkle e yan döndürecek olursam gençler. Evet. Eksi 3 üzeri 4 ile eksi 5 üzeri 2 e görünebilir. O halde buradan eksi 3 üzeri 4'ü 81 olarak yazmıştım. Eksi 5 gençler parantezin içerisinde eksi 5'in karesi. Bakın 2 sadece 5'in üzerinde olduğu için eksi kalır. 5'in karesi 25. Buradan 81 ile eksi 25'i toplarsam 56 sayısı elde edilebilir. Evet gençler tekrar döndürürsek arkadaşlar şu köşedeki 2 sayı yani eksi 5'in karesi ile yani eksi 25 ile eksi 4'ün 3. kuvveti da eksi 64 olur. İkisini toplarsak eksi 25 artı eksi 64 ne yapar gençler? Eksi 89. Evet eksi 89 elde edildim. Şimdi baktığımız zaman gençler eksi 39'u elde edemeyiz. Buradan direkt bunu işaretleyebilirim. Veya gençler son durumda da eksi 1'in 7. kuvvetiyle bu eksi 1 demekti. Eksi 4'ün 3. kuvveti. Bu da eksi 64 demekti. İkisini toplarsam eksi 1 artı eksi 64. Eksi 65 sayısı olması gerekir. Son sayı. Evet buradan C, B'yi elde edemediğim için B seçeneği sorumuzun doğru cevabı olur dedik. Evet gençler devam edelim. 7. soruya geçelim. E şöyle 7. sorumuza baktığımız zaman şekil 1'de verilen hele 5 tane boncuk takılmıştır. Gel yani şekil 2'deki gibi bükülerek üslü sayı modellenecektir. elin gençler alt kısmındaki bulunan boncuk sayısı eksi 1 ile çarpılarak taban üst kısmındaki bulunan boncuk sayısı ise üst olacak şekilde üstü ifadeler oluşturulacaktır. Gençler modele baktığımız zaman iki tane telimiz var. iki tane boncuğumuz var. Bunu eksi ile eksi 1 ile çarparsam eksi 2 olacak. 1, 2, 3 tane de üstümüz var. Eksi 2 üzeri 3 örneği göstermiş olduk. Buna göre tel bükülerek elde edilebilecek iki üstü ifade arasındaki fark en fazla kaçtır diyor. Gençler farkın en fazla olması için bir sayımızın en fazla diğer sayımızın en az olması gerekiyor. Yani ben burada minimum ve maksimum değerlerini düşüneceğim. Önce minimum diyorum. Daha sonra maksimum diyelim. Yani en fazla veya en az diye diyebiliriz. Minimum için gençler. Eksi 2 üzeri. Şimdi telimizi şöyle gösterelim gençler. Evet gençler. Bakın ben burada minimum değer için gençler üstü tek sayı almak zorundayım. Yani üstü tek sayı almak demek gençler. Yani 2 tane aşağıda olursa 3 tane yukarıda olur. Bakın 3 e, burada olduğu için gençler e, kuvvet 3 olacak. Taban da 2'yi -1'i çarparsam -2 olacak. Yani -2 üzeri 3'ten minimum elde edeceğimiz sayı -8'dir gençler. Eğer yukarıya arkadaşlar 4 2 gibi 4 gibi Çift sayı verirse gençler ne olur? 4, 2 gibi sayılar çift olduğu için sayımız pozitife döner diyoruz. Ve minimum sayı elde edilemez diyelim. Şimdi geldiğim şöyle terimizim. 1, 2, 3 tane gençler aşağıda olursa eksi 3. 1, 2 tane yukarıda olursa da artı 2. Yani 2 olur. Buradan da eksi 3 üzeri 2 elde edilebilecek en büyük sayıdır. Bu da artı 9'a eşittir. Evet, aradaki fark dediği için gençler büyük sayıdan küçük sayıyı çıkarıyorum. 9'dan eksi 8'i çıkaracak olursam ikisi artıya döner ve 17 olur. Aradaki fark en fazla B e seçeneği sorumuzun doğru cevabıdır. Evet devam edelim. 8. ve son sorumuza geçelim. Şekil 1'de verilen tele 7 tane boncuk takılmıştır. Gençler bir önceki soruya benziyor. Yine burada telin alt kısmındaki bulunan sayı eksi 1 ile çarpılıp taban yazılıyor. Üst kısmındaki boncuk sayısı ise üst olacak şekilde sayılar elde edilecek. Buna göre tel bükülerek elde edilebilecek iki üstü ifadesinin farkın yine en fazla olmasını istiyor. Gerçekten bir sayı büyük diğer sayıyı en az almam gerekir. Yani birisi en az olacak. Diğeri en fazla olacak diyelim. Bunu şöyle sembolle gösterecek olursam Gençler az olması için kuvvetin mutlaka tek sayı olması gerekiyor. Bakın 3 tane boncuğu buraya takarsam. 1, 2, 3, 4 tane de aşağıda olursa. 4 ile eksi 1'i çarparsak eksi 4 üzeri 3 elde edilebilecek en küçük sayımızdır. Bunun değeri de eksi 64'tür. Devam edelim. Şimdi En fazla için gençler kuvveti çift yapmak istiyorum. Yani 4 tane buraya koyarsam. Normalde 3 tane de tabana yerleştiririz. Burası eksi 3 olur. Evet bu da eksi 3 üzeri 4'ten. 4 evet, çift olduğu için artı 81'dir. Aradaki fark istediği için 81'den eksi 64'ü çıkarıyorum. Eksi eksi yan yana geldi. Artıya döndü ve 81 64 daha 145 olur. Sayımızın değeri evet en fazla değer diyoruz. Ve C şıkkını doğru yanıt olarak işaretliyoruz. Evet gençler devam edelim. Bakalım başka sorumuz var mı arkadaşlar? Evet arkadaşlar bu son sorumuzdu gençler. Bu sorumuzda da dersim burada bitiriyorum. Umarım faydalı bir video olmuştur gençler. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.